Hatay'ın Merkez Armutlu Mahallesi'ndeki gösteriler sırasında yaşamını yitiren 22 yaşındaki Abdullah Cömert için tüm kent halkı sokaklara döküldü. Reyhanlı bombalı saldırılarının ardından hayatının bağrında bir gencini daha toprağa veren Hatay halkı, tek yürek tek ses olduğu ve sık sık katil devlet hesap verecek sloganları attı. İstanbul Taksim Gezi Parkı'ndaki olaylara destek vermek amacıyla dün gece Armutlu Mahallesi'nde bir araya gelen eylemciler arasındaki yerini alan 22 yaşındaki Abdullah Cömert, ortalığın savaş alanına döndüğü olaylar sırasında gaz bombası kapsülünün başına isabet etmesi sonrasında ağır yaralı olarak kaldırıldığı Antakya Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Bugün öğle saatlerinde Hatay'daki gösteriler sırasında başına aldığı darbe sonucu yaşamını yitiren Abdullah Cömert'in cenazesi, ailesi ve on binlerce kişilik kalabalık tarafından Özel Akdeniz Hastanesi morgundan alındı. Hükümet istifa sloganları eşliğinde cenaze aracına konan Abdullah Cömert'in naaşı daha sonra Gazi Mahallesi'ndeki evine getirildi. Abdullah Cömert'in naaşı daha sonra cenaze namazının kılınacağı Armutlu Camii'ne konvoy eşliğinde götürüldü. Çevre beldelerden, köylerden, ilçelerden de katılımın olduğu cenaze töreninde Antakya sokakları hükümet istifa katil AKP sloganları ile inledi. Gözyaşlarının sel alıp aktığı cenaze namazının ardından Gezi Parkı protestoları sırasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki Abdullah Cömert, on binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cömert'in cenazesi Armutlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sesinizi çıkarttık. Bugün bize kardeşim sizin hakkınızı savunuyordu. Sizin hakkınızı savunurken öldürüldü. Demokrasiyi savunuyordu, sizin hakkınızı savunuyordu. Amin.